Yukarıdaki şekilde LMN üçgeni ile PQR üçgeni benzerdir demişler ve tanjant R'nin değerini sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bizden bu açının tanjantını bulmamızı istiyorlar. Temel trigonometri derslerinden tanjantın karşı bölü komşu olduğunu hatırlayabilirsiniz. Evet aklınıza hemen skah, koko, takako gelmiş olabilir. Eğer bu söylediklerimi tam olarak anlamadıysanız Khan Akademi videolarını izleyerek bir trigonometri tekrarı yapmanızı öneririm. Özellikle de temel dik üçgen trigonometrisi. Evet, skah, koko, takako'ya göre sinüs karşı bölü hipotermin Hipotenüs, kosinüs, komşu bölü hipotenüs ve tanjant da karşı bölü komşudur. Bu durumda hemen yazıyorum. R açısının tanjantı, karşı kenarın uzunluğu bölü komşu kenarın uzunluğu olarak ifade edilebilir. Bunu qp bölü pr olarak da yazabiliriz. Bize bu kenarların uzunluklarını vermemişler ama sağdaki üçgenle soldaki üçgenin benzer olduğunu söylüyorlar. Benzer üçgen dedikleri zaman da birbirine karşılıklı gelen kenarların uzunlukları arasındaki oranın eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? QP yani bu kenara karşılık gelen kenar ML. Evet QP'yi bulduk. PR kenarı da LN kenarına karşılık geliyor. Bu durumda LM'nin LN'ye oranı LM'nin uzunluğu 4 yazıyorum. LN'nin uzunluğu ise bir bakalım. 3 o halde. R açısının tanjantı 4 bölü 3'e eşittir. İşte bu kadar.